Valguri. Anne. Şeytan. Anne. Hadi, hadi içeri gir anne. Şekar, bu nasıl oldu? O bana Nirupa'yı sormaya gelmişti. Nirupa'yı mı sordu? Evet, o Nirupa'ya seçtiği hediyeler için teşekkür etmek istiyordu. Hatta ona hediye bile almıştı. Çok mutluydu. Onu görmek istedi. Benden rica etti ve ben de onu Nirupa'nın odasına gönderdim. Onun terasta ne iş olduğunu bilmiyorum. Anne... Lütfen, lütfen içeri gir. Gel. Hadi. Krisha. İshani nerede? Ailesinden birinin öldüğünü bilmesi gerekiyor. Bu ne demek oluyor İshani? Neden bana haber vermedin? Seni bulmak için taksi durağını aradım. Seni buraya getiren şoförün numarasını aldım. Buraya gelmemeliydin Şekar. Kız kardeşin nişanlanıyor ve sen buradasın. Lütfen eve dön Şekar. Orada olman gerek. Buraya seni götürmeye geldim İshani. Benimle eve gel hadi. Eve gelemem Şekar. Şu anda herkes orada. Bırak burada kalayım. Lütfen benimle gel işim. Sana söyledim Şekar. Herkes gidene kadar eve gelemem. Bak beni dinlemelisin Şani. Benimle eve gelmen çok önemli. Sen gelmiyorsan ben de gitmeyeceğim. Senin orada olman gerek Şekar. Sana hayır dememe rağmen neden inat ediyorsun? İnat eden sensin. Sana eve gidelim diyorum ama beni dinlemiyorsun. Ailenin karşısına çıkmama karar aldın ama yemin etmedin. Orada büyük bir kaza oldu ama sen kendini düşünüyorsun. Kimseyi önemsemiyorsun. Kaza mı? Ne kazası? Bir şey mi oldu Şekar? Şekar! Devarş'ın yengesi Bayan Falguni. O seninle görüşmek için ısrar etmişti. Annem de onu senin odana göndermiş. Ve sonra da bir şekilde terasa çıkmış ve orada bir kaza yaşanmış. Ne kazası? Ona ne oldu Şekar? Ona ne oldu Şekar? Ona bir şey mi oldu? Açıkça söyle Şekar, ona ne oldu? O öldü! Böyle şaka mı yapılır? Bunun bir şaka olduğunu mu sanıyorsun sen? Ah!
Hayır. Yalan bu. Hayır, böyle bir şey olmadı. Onu buraya gelmeden önce gördüm. Mutluydu. İyi görünüyordu. Neden terasa çıksın ki? O... Şekar... Bana yalan söylüyorsun. Bunu gelmem için söylüyorsun. Şekar! 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 Şekar, bu yalan değil mi? Şekar! Şaka olduğunu mu sanıyorsun? Böyle şaka mı olur Şekar? Onun kim olduğunu biliyor musun sen? O benim annem Şekar! O benim annem! Hayır. Bu bir yalan. Bu bir yalan. Çok üzgünüm Nişan. O artık hayatta değil. Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun değil mi Şekar? Lütfen Şekar. Beni buradan götürmek için söylüyorsun değil mi? Şekar! Şekar! Hayır! Hayır! Bu olamaz! Ona bir şey olmadı. Ona bir şey olmadı. Hakikat bu Nişani. O terastan düştü ve hayatını kaybetti. Keşke evi terk etmeseydim. Belki de onu görebilirdi Nişani. Annem benimle görüşmek istiyordu. Ama ben ondan uzaklaştım. Canım annem. Benden uzaklara gittim. Olamaz. Olamaz. Hayır. Hayır. Görüşmek istiyordum anne. Sana son bir kez sarılmak istiyordum. Ama sen beni bırakıp gittin anne. Beni bırakıp gittin. Ah.
Ama o sizin karınızdı. Kocası olarak ona son görevinizi yapmanız gerek. Cenaze töreni yapmalısınız. Bay Arşat olsaydı hepsini yapardı. O hayatta değil. Falguni teyzeye son görevinizi yapın. Hayır Harvey. Bunu yapamam. Cenaze törenini yapamam. Benim onu son defa bile görmeye hakkım yok. Neden böyle diyorsunuz? Hangi hakla gideceğim? Evet, Falguni'nin kocasıydım. Ama benim onun üzerinde hakkım yok. Sorumluluklarından vazgeçtiğim gün... onun üzerindeki haklarımın hepsini kaybettim. Harşat ve senin sayende onunla birlikte biraz daha yaşayabildim. Ben onunla konuşmaya bile layık olamadım. Bunu yapamam. Yapmak zorundasınız. Ona Bay Harşat ve İşani'den sonra en yakın sizsiniz. Ona yakındım. Ama hiçbir bağımız yoktu. Herkes onun Harşat Parekin karısı olduğunu biliyor. Eğer onun cenazesine gelirsem, insanlar bunu konuşacaktır. Benim Falguni ile bağımı sorgularlar. Onlara ne cevap vereceğim ha? Onu çaresiz bıraktım. Onu kaderine terk edip gittim. Ama Harşat Parek ona her şeyi verdi. Onun cenazesine gelmezsem bütün bunlar bir şekilde bitmiş olacak. Hayır Harvey. Zaten Falguni'yi fazlasıyla incittim. O öldükten sonra da itibarına ve onuruna zarar vermek istemiyorum, anlıyor musun? Onun hayatı onurlu bir hayattı. Ve ben de bu onura zarar vermek istemiyorum. Falguni'ye saygı duyduğum için cenazesine katılmayacağım. Falguni, Harşat Parek'in karısı olarak uğurlanmalı. Harvey. Falguni'nin cenazesini sen yap. İşani ve Harşat'tan sonra ona yakın olan tek kişi sendin Harvey. Harşat seni kendi oğlu gibi görürdü. Falguni'nin de damadıydın. Bu senin hakkın. Şimdiye kadar her sorumluluğunu yerine getirdin. Bay Harşat'ın ölmeden önce sana ne söylediğini hatırlıyor musun? O sana ailesine emanet etmişti Harvey. Sorumluluğunu yerine getir. Falguni son yolculuğuna sen uğurlarsan belki ruhu huzur bulur. Hadi git Harvey. İşani ve Harşat Parek adına sorumluluğunu yerine getir. Bu töreni sen yap. Olur mu? Bu senin için Ranbir. Sağ ol teyze ama bu parayı alamam. Ranbir, al şunu. Sana hediye almışım gibi düşün. Siz de yaptığımı iyilik olarak düşünün.
Peder Bey'i çağırabiliriz. Falguni için cenaze töreni yapmamız gerek. Tamam anne. Falguni'nin cenaze törenini sen yap. İshani ve Harşat'tan sonra ona yakın olan tek kişi sendin Arvi. Onu son yolculuğuna ben uğurlayacağım. Cenaze törenini ben yapacağım. Falguni teyzemin kocası Bay Harşat uzun zaman önce öldü. Büyük kızı öldü. Diğer kızı da gitti. Falguni teyzem beni her zaman kendi oğlu gibi gördüğü için bunu yapmak benim boynumun borcu. Ve onun için bu cenaze törenini ben yapacağım. Cenaze için bütün hazırlıkları tamamlamalıyım. Şekar, annemi görmek istiyorum Şekar. Cenazeden önce onu bir kere görmek istiyorum. Tamam. Lütfen. Tamam, benimle gel hadi. Sana anneni göstereceğim hadi. Hayır. Oraya ne gidemem. Oldu? Neden? Eğer ailemin karşısına çıkarsam hayatlarına tekrar girdiğimi düşünürler. Annem bu yüzden öldü Şekar. Onlar annemi görmeme bile izin vermezler. Ne yapacağım? Bak böyle bir şey olmayacak. Benimle gel hadi. Annemi görmek istiyorum Şekar. Onu son defa görmem için bana yardım et, tamam. Lütfen. Tamam. Ben halledeceğim. Lütfen bana söz ver. Annemi görmeme yardım et lütfen. İshani, hadi. İshani, sana söz veriyorum. Söz veriyorum. Şekar, Devarş'ın yengesinin cenazesi için hazırlıklar tamamlandı. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Nirupa, Devarş'ın yengesini tanıyormuş. Yani ona çok çok yakınmış. Belki de akrabasıdır, bilmiyorum. Ve Nirupa onu son defa görmek istiyor. Ama kalabalığa girmek istemiyor. O çok ağlıyor Ritika. Ona ne söyleyeceğimi hiç bilemiyorum. Onu nasıl teselli ederim? Nirupa'nın onu son kez görmesini istiyorum. Ah o zavallı kız. Nirupa'nın aslında Falguni teyzenin kızı olduğunu nasıl söyleyeceğim? Sen hiç merak etme Şekar. Ben Nirupa'yla konuşurum. Tamam. O odasında. Lütfen onu teselli et. Merak etme. İshani?
Hepimiz onun için çok üzüldük Ishani. Ama ben içindeki acıyı anlayabiliyorum. İçindeki acıyı bir tek ben anlayabilirim. Çünkü bu hayatta en çok değer verdiğin kişiyi kaybetmenin nasıl acı verdiğini çok iyi biliyorum. Bundan 7 ay önce babam öldü ve her şeyimi kaybettiğimi düşündüm. Yetim kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ama Ishani, kendine hakim olmalısın. Annenin son yolculuğuna uğurlamalısın. Onu göremem Ritika. Hayır. Onun karşısına çıkamam. Zaten herkesi yeterince üzdüm Ritika. Bu kaza için de beni suçlayacaklarına eminim. Benim yüzümden annemin cenazesinde herhangi bir sorun çıksın istemiyorum Ritika. Benim yüzümden. Ishani, insanlar ne der diye anneni görmeyecek misin yani? Lütfen Ishani. Sen aileni üzdüğünü söyledin. Onları üzdüğünü kabul ediyorsun. Anneni son bir kez daha görüp özür dilemek istemez misin? Belki de annen hala sen gittiğin için üzgündür Ishani. Sen onunla son kez görüşene kadar ruhu huzur bulmayacaktır. Seni görmelerini istemiyorsun. Tamam, seni görmeyecekler. Çünkü ailen az önce eve gitti. Cenaze için. Daha sonra geri gelecekler. Peki ya Ranvir? Ya o beni görürse? Sen onu hiç düşünme. Güven bana. Seni görmeyecek. Benimle gel. Anneni gör ve onunla vedalaş. Falguni teyzenin cenaze törenini sen yapmak istiyordun, değil mi? Gel. Hadi gel. Yeah.
Anne! Beni bırakıp gidemezsin anne! Anne! Beni bırakıp gidemezsin anne! Lütfen! Lütfen anne! Anne aç gözlerini! Anne! Bana kızgın olduğunu biliyorum. Seni bırakıp giderek sana çok acı çektirdim anne. Ama bana af dilemem için bir şans bile vermedin. Lütfen beni affet anne. Lütfen beni affet. Beni affet. Sen beni hayatın boyunca hep sevdin anne. Ama ben seni hiç mutlu edemedim. Sana hiçbir şey veremedim. Üvey kardeş olduğum için çok sıkıntılar çektin anne. Benim yüzümden gün yüzü görmedin. Ben seni hiçbir zaman mutlu edemedim anne. Keşke sana ölmeden önce katil olmadığımı söyleyebilseydim. Ben suçsuzdum. Keşke sana bunları neden yaptığımı anlatabilseydim. Belki bu sayede ruhun huzur bulurdu anne. Özür dilerim anne. Özür dilerim. Tamam, yeter. Her şey hazır. Şimdi diğer hazırlıkları da halledelim. Sonra törene başlarız. Hapisten çıktıktan sonra seninle görüşemedim. Beni uzaktan görmene izin verebilirdim. Ama şimdi... Ben nasıl... Ardında sadece hatıralarını bırakıyorsun anne. Çocukluğuma ait yüzlerce hatıra. Babamla olan hatıralarınız... İkiniz de beni kardeşlerimden ayırmadınız. Hep benim üzerime düştünüz. Ben ikinizin de utanç sebebiydim anne. İkiniz de beni her şeye rağmen çok sevdiniz. Herkesten çok. Şimdi beni kim sevecek anne? Kim beni evladı gibi görecek? Ben şimdi ne yapacağım? Anne! Anne! Bir zamanlar her şeye sahiptim. Her şeye. Ama hiçbir şeyim kalmadı. Yapayalnız kaldım anne. Anne!
İşhani. Birazdan gelecekler. Artık gitmen gerek. Hiçbir yere gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Lütfen İşhani. Herkes burada olacak. Annemi bırakıp hiçbir yere gidemem. Geliyorlar İşhani. Anne! Harbi? Her şey hazır mı acaba? Falguni teyzenin başında ağlayan kadın kim? Görünüşe göre onu çok seviyormuş. O Nirupa. Falguni teyzeyi çok yakından tanıyormuş. Falguni teyze ona çok yardım etmiş. Bu yüzden de ona çok saygı duyuyor. Öldüğü haberini aldığı anda dünyası yıkıldı zavallının. İşte bu yüzden ağlıyor. Şey bakın, acınızı anlıyorum. Ama şimdi Falguni teyzeye son görevimizi yapmalıyız.
Neden beni bırakıp gittin anne? Eğer bu terasa çıkmasaydın, başına böyle bir şey gelmeyecekti. Bu hediyeyi hayatımın sonuna kadar saklayacağım anne. Sonsuza kadar. Korkuluğun vidası. Bu demek oluyor ki kaza değilmiş. Birisi bu vidayı annemi düşürmek için bilerek çıkarmış olmalı. Ama bunu anneme neden yapsınlar ki? Annemin buraya gelmesi tesadüf mü? Yoksa onu bilerek mi çağırdılar? Yani biri annemi öldürmek istedi. Ama kim? Ve neden? Onu kim öldürmek istedi? Herkes evdeyken buna nasıl cesaret ettiler? Anneme düşman olan bir insan yoktu. Öyleyse neden? Hiçbir şey anlamıyorum. Onu biri mi öldürdü? Yoksa çok mu düşünüyorum? İshani, sen iyi misin? Neden buradasın? Bu terasta bir şeyler yapıldı mı Şekar? Tamir edildi mi ya da başka bir şey yapıldı mı? Korkulukların vidası nasıl çıkabilir? Hayır ama neden bunları soruyorsun? Bu vidayı görüyor musun? Böyle gel. Vida bu korkuluğu. Kendi kendine düşer mi? Biri bunu bilerek sökmüş. Şekar, biri bu vidayı annemin düşmesi için sökmüş olabilir. Neden bilmiyorum ama annemin ölümünün kaza olmadığını hissediyorum. Onu buradan aşağı ittiler. Ne? Evet Şekar. Biri onu öldürmek istedi. Ama kim ve neden? Evde sadece aile üyeleri vardı. Dışarıdan hiç kimse gelmedi. Ve neden bizi mi? Onu neden öldürmek istediklerini ben de anlamıyorum. Ona düşman olan kimse yoktu. Nişan sırasında terasa çıkması bana çok tuhaf geliyor.
Burada kimse yoktu. Peki tamam. Buraya beni bulmak için geldiğini farz edelim. Ama ben evde değildim. Buraya neden gelsin? Onu buraya kim gönderdi? Ben evden çıktım ve annem terasa çıktı. Sonra da sökülmüş bir vida yüzünden aşağı düştü. Bu tesadüf olamaz. Haklısın. Bütün bunlar tesadüf olamaz. Sen merak etme. Bu kazayı bizzat ben araştıracağım. Eğer biri anneni öldürmek istediyse, o kişiyi mutlaka bulacağım. Ama şimdi yapman gereken bir şey var. Peder Bey'den duyduğuma göre ölen kişinin oğlu ya da kızı ondan kalanlarla Nasih'e gitmeliymiş. Bunu yapmak istediğini biliyorum Şani. Şoför evin önünde seni bekliyor Şani. Sağ ol Şekar. Böylece annemin ruhu biraz da olsa huzur bulabilir. Merak etme. Sen gidip görevini yap. Seninle gelirdim ama sen geri dönene dek bu meseleyi araştırmam gerekiyor. Alo Kurgani. Nasılsın? İyi misin? Senden geçen gün bizim evde olan kazayı detaylıca araştırmanı istiyorum. Tamam. Peder Bey, Falguni Parek'in eşyalarını alacağım. Falguni Parek mi? Ama onun eşyaları alındı. Kim aldı? Bir kız aldı. Ona akrabası kadar yakın olduğunu söyledi. Bu kız Nirupa olmalı. Falguni teyze için ağlıyordu. Falguni teyzenin akrabası mıymış? Hayır. Ailesinden kimse gelmedi ama o kız bana hatıraları alıp Nasih'e dökeceğini söyledi. Ben de bu yüzden kabul ettim. Tamam. Efendim? Nasih'e mi gidiyorsun Harvey? Evet gidiyorum. Ne oldu Harvey? Bir şey mi var? Bir şey yok. Falguni teyzeyi düşünüyorum. Ritika onun küllerini almaya gelmediler. Ne Devars ne Miteş amca, babaanne bile gelmedi. O hayatı boyunca onlara destek oldu. Cenazesine sadece bir kişi gelmişti. Aileden biri son görevini yaparsa ölen kişi huzur içinde yatabilir. Falguni teyze hayattayken hiç mutlu olmadı. Sanırım öbür dünyada da huzur bulamayacak. Belki düşündüğün gibi değildir Harvey. Ailesinin Nasih'e gitmeye parası olmayabilir. Onlara her ay masrafları için para veriyorum Ritika. Bu parayla gidebilirlerdi. Her neyse. Bunu ben yapmak istiyorum. Nasih'e gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Dikkatli ol. Harvey, keşke söyleyebilseydim. Falguni teyzenin kızı Ishani hayatta. Kızım, bunu sadece erkek evlatlar yapabilir. Erkek evladı yoksa kızı yapabilir. Sen evli misin? Kocan şu anda yanında mı?
Peder Bey, izin verirseniz ben yapabilirim. Siz eşi misiniz? Hayır, kocası değilim ama ölen kişinin kızının kocası oluyorum. Sizi engellemek istemem ama isterseniz bunu birlikte yapabiliriz. Eğer ailesinden kimse yoksa bunu ikiniz yapabilirsiniz. Sağ olun Peder Bey. Gelin. Beni yalnız bıraktın Falguni teyze. Şani'yi çok özlüyorum. Bu zamana kadar Şani'nin sevdiği herkesi ben de sevdim. Ve hepsi beni birer birer terk edip gitti. Sevdiklerimi kaybettim. Önce Bay Harşat gitti. Sonra İşen. Şimdi de Falguni teyze. Neden her şey benim başıma geliyor? Sevdiğim insanlar beni bırakıp gidiyor. Bunları sana neden söylediğimi bilmiyorum. Ama istiyorum ki Şani ile olan bütün güzel anılarım suya dökülsün. Suya dökülünce Falguni teyze huzur bulacak. Belki de kızı İşen ile öbür dünyada buluşacak. Sevdiğim herkesi kaybettiğim için üzgünüm. Ama bir yandan da mutluyum. Onlar öbür dünyada buluşacaklar. Bu dünyada kopan bağları, burada dağılan aileleri sonunda kavuşacak.
Efendim Kulgarni. Sizinle konuşmam gerek. Shekhar'ın evinde. Ölen kadınla ilgili. Falguni teyze mi? Buyur. İkinizin tanıştığını biliyorum. Bu yüzden bunu söylemem gerektiğini düşündüm. Shekhar bu kazadan şüpheleniyor. Ne şüphesi bu? Bunun kaza olmadığını düşünüyor. Birinin onu terasa çağırdığını ve onu aşağı ettiğini düşünüyor. Cinayet olduğunu mu söylüyor? Evet. Bunu yapanı bulmak için elimizde bir sürü kanıt olması gerekiyor. Bu yüzden araştırma ekibini Shekhar'ın evine gönderdim. Tamam, ben de geleceğim. Gelmem biraz zaman alabilir. Orada görüşürüz. Eğer biri Falguni teyzeyi öldürdüyse cezasını ben vereceğim. Orada görüşürüz. Onu neden öldürmek istesinler? Onun kimseye zararı yoktu. Hayır Samita. Eğer biliyor olsaydım ben niye seni arayayım ki? Ona mühim bir şey söylemeliyim. Samita, bir dakika bekler misin lütfen? Oğlum ağlama. Ben seni daha sonra arayacağım Samita. Alo. Oo, düştü. Ah. Ah. Manas, onunla ben ilgilenirim. Sen konuşmanı bitir. Sağ ol. Alo, Ankuş, Dişa'dan haber var mı? Anladım. Ankuş dinle. Eğer beni sorarsa İyi olduğumu söyle. Bebekle ilgileniyorum. Ama bebek sürekli annesini istiyor. Mümkünse... Neyse canım, yok bir şey. Dişe'ye sadece annesinin öldüğünü söyle. Teşekkür ederim. Manas, lütfen sakin olmaya çalış. En azından bebek için biraz daha sakin olmalısın. Kendime hakim olabilirim. Ama bebeğimin hiçbir suçu yok. Dişa benimle olmak istemedi. Bunu anlarım. Hiç değilse bebeğini alsaydı. Bu bebek hakikaten çok şanssız. Önce annesi terk edip gitti, sonra da onu annesi gibi seven biri hayatını kaybetti. Bense ona her şeyi veririm ama anne sevgisi veremem. Dün buraya kim çıktı? Bayım, dün bizim nişan törenimiz vardı. Ben misafirlerle ilgilenmekle meşguldüm. Buraya birinin çıktığını bile fark etmedim. Terasın kapısı kilitli miydi? Kapısı açıktı. Kilitlenmesine gerek yok. Parmak izi buldunuz mu? Bulduk ama net değil. Nişandaki bütün misafirlerin parmak izini almamız gerek. Bu sayede parmak izlerini eşleştirebiliriz. Bu çok tuhaf olacak. Gelen tüm misafirler iki tarafın aile üyeleri. Biz bu durumu nasıl anlatacağız? Anlıyorum ama yapmamız gerek. Şüphelendiğiniz biri var mı? Yani onun hiç düşmanı var mıydı? Düşmanı varsa bunu yapan kişi o olabilir. Bu konuda bir bilgim yok ama... Ben hemen geleceğim, tamam mı? Onlar neyden bahsediyorlar? Annemin düşmanı olup olmadığını ve eğer varsa kim olduğunu soruyorlar. Benim annem böyle biri değildi. O herkese iyi davranırdı.
biri onun hakkında kötü düşünse bile annem o insan hakkında kötü düşünmezdi. Neden biri anneme düşman olsun ki? Polisler görevini yapıyor Işani. Soruşturma sırasında bu tür sorular sorarlar. Hakikati öğrenmek istiyoruz. Ve bu hakikati de polis soruşturmasıyla öğreneceğiz. Arvi, oğlum gelmişsin. Polisler geldi mi? Evet oğlum, terasa çıktılar. Şu anda çalışanları sorguluyorlar. Çıkabilirsin. Ne oldu? Bir şey buldunuz mu? Herkesin işi varmış. Yukarı çıkan birini görmemişler. Bayan Kanca'nın söylediğine göre Bayan Falguni Bayan Nirupa'nın odasına gitmek istiyormuş. Sonra onu kimse görmemiş. Sonra da herkes çığlık sesini duymuş. Soruşturma ne zaman biter bilmiyorum. Umarım polis en kısa zamanda bir ipucu bulabilir. Sakin olmalısın Şani. Eğer bu bir kaza değilse polis bunu mutlaka ortaya çıkartır. Merak etme. Gidip onları kontrol edeyim ben. Ben bunu içeriden birinin yaptığını düşünüyorum. Çünkü bu kadar insanın içinde böyle bir şeyi planlamak imkansıza yakın. Şimdi gidelim. Adli tıp raporu elimize geçtiğinde ne yapacağımıza karar veririz. Sizi haberdar edeceğim. Parek ailesinden kimsenin Falguni teyzeyi sevmediğini biliyorum. Ama onu öldürecek kadar ileri gitmezler. Hem de burada, nişan gününde. Bunu yapamazlar. Söyle bana, hangisi güzel, bu mu yoksa bu mu? Onun içine kapanık bir kız olduğunu söylemiştin. Sanırım o bunu sevecektir. Ben de seni arıyordum. Ne oldu? Hediyemi kabul etti ve çok beğendi. Hey, unuttun mu yoksa? Hal halı diyorum. Rupa'nın ayağında gördüğüm halhalın aynısı. Falguni teyze Nirupa ile görüşecekti. Sonra da terastan düştü. Demek ki Nirupa buradaydı. Ya onu Nirupa öldürdüyse? Harbi terasta mı? Evet, terasa çıktı. İşte geliyor. Bu Nirupa'nın mı? Evet. Bu onun evet. Sen seçmiştin. Bunu nereden buldun? Terasta. Terasta mı? Evet. Sen beni tanışmaya gönderince odanın kapısından onunla konuştum. Utanır diye içeri girmedim. Onunla konuştum ama bana cevap vermedi. İçeri girdiğimde gitmişti. Nereye gittiğini şimdi anladım. Sen ne diyorsun Harvey? Seni anlayamıyorum bak.
Gel otur, sakince konuşalım. Oturacak zamanım yok. Teyze, teyze. Seninle konuştuğumuzda Şekar onu hapisten çıkardı demiştin. Evet. Ve sen? Söyle bana. O neden hapse girdi? Cinayet mi? Konuşsana, susma Şekar. O kız katil mi? Evet. Cinayetten hapse girmiş. O katil değil, o suçsuzdu. Hiçbir suç işlemedi. Peki bundan nasıl emin olabiliyorsun? Belki de hakkındaki suçlama doğruydu. Belki de gerçekten birini öldürdü. Belki de Falguni teyzeyi o öldürdü. Kapa çeneni! Saçmalama, Nirupa onu neden öldürsün? Bunu bana değil, ona sor. Falguni teyzeyi o itti. Polisler terasın kapısı açık demişti. Nirupa'nın halhalını orada buldum. Sen bir avukatsın. Senin işin karşı tarafın suçlu olduğunu kanıtlamak için mahkemeye deliller sunmak değil mi? Onun suçsuz olduğunu söylüyorsun. Neden? Evet, öyle söylüyorum. O böyle bir şey yapmadı. Hiç şüphelenmiyor musun? Neden ona bu kadar güveniyorsun? Hiç düşündün mü? Yüzünü neden kimseye göstermiyor? Peki sence neden kimseye cevap vermiyor? O gün çok ağlıyordu. Bugün nehrin kenarında elleri titriyordu. Bu sorulara bir cevabın var mı? Benim var. Bence bütün bunları şüphelenmeyelim diye yapıyor. Hayır Harvey! Bana güvenmelisin Harvey. Nirupa'nın bir suçu yok. Nirupa böyle bir şeyi düşünemez bile. Bundan nasıl bu kadar eminsin? Çünkü... O böyle bir şeyi yapamaz. Ne dersen de. Onun katil olduğunu biliyorum. Yüzünü saklasa da kanıtları saklayamaz. Bu halalı ona göstereceğim ve ona Falguni teyzeyi neden öldürdüğünü soracağım. Onu buraya çağır. Onu buraya getir Şekar. Yoksa onu elinden tutup polise götürürüm. Polisi arıyorum. Onun günahını alıyorsun Harvey. Bunu o yapmadı. Falguni teyzeye böyle bir şeyi asla yapmaz. Neden? Onun akrabası mı? Aralarında bunu yapmasını engelleyecek bir bağ mı var? Onunla görüşmek istiyorsun. Tamam. Görüşeceksiniz. Ama polisi arama. Onu şimdi getireceğim. Harvey hemen seninle görüşmek istiyor. Harvey mi? Neden ki? Çünkü Falguni teyzeyi öldürdüğünü düşünüyor. Onu terastan ittiğini sanıyor. Şimdi hemen aşağı in ve onun kızı olduğunu söyle. Bunu söylemek istemediğini biliyorum. Ama bunu Harvey'e söylemelisin. Yoksa senden şüphe edecek. Onu senin öldürdüğünü düşünüyor. Gel ve söyle ona hadi. Onunla görüşemem Şekar. Neden Ishani? Bir şey söyle. Ailenin karşısına çıkmak istemediğini biliyorum. Ama neden Harvey ile görüşmüyorsun? Onun annen olduğunu neden saklıyorsun ki? Çünkü ailemle çok yakın. Benim hayatta olduğumu öğrenirse bunu aileme de söyleyecektir. Onunla görüşemem. Onun yanına gitmezsen polise her şeyi anlatacak. Neden anlamıyorsun? Seni idam cezasından kurtardım. Cinayet suçundan hapse mi girmek istiyorsun? O çok sinirli bak, peşini bırakmayacak. İstediğini yapsın. Ama onunla görüşmeyeceğim. Yüce Tanrım, ikiniz yok musunuz? Beni delirtiyorsunuz. Görüşmek istemiyor musun? Kendini savunmayacak mısın? Peki, gidip ben söylerim. Aklından bile geçirme Şekar. Çünkü bunu yaparsan bir kaza daha olacak. Annem beni terk etti. Ben de seni terk edeceğim. Çok ciddiyim Şekar. Bana söz ver Şekar. Bana söz ver. Söz. Nerede o?
Seninle görüşmek istemiyorum. Ona durumu açıklamaya çalıştım ama o istemedi. Onun masum olduğunu mu düşünüyorsun? Bu evde biri öldü. Şüpheli olarak yargılanabilir. Ama şimdi kimseyle görüşmek istemiyor. Suç işleyenler tam da böyle davranır. Onun hakkında düşündükleriniz umurumda bile değil. Benim için o bir katil. Bir şüphe yüzünden hiç kimseyi suçlayamazsın. O çok ağladı. Falguni teyzenin öldürülmüş olabileceğini söyleyen ilk kişi Nirupay'dı. Polislere bildiği her şeyi anlattı. Söyler misin? O katil olsa neden bunları söylesin? Onu seninle görüşmesi için ikna edeceğim. Onunla konuşacağım ve... Hiç gerek yok. Çünkü şimdi onunla konuşacağım. Harvey! Bekle Harvey! Harvey! Harvey bekle! Nirupa? Onu sakladın mı? Ben mi? Bunu ailenin önünde söylemedim. Ama onu neden kurtardığını biliyorum. Aşk seni kör etmiş Şekar. Ama ben kör değilim. Falguni teyzeyi Nirupa öldürdü. Peşini bırakmayacağım. Günlerdir benden saklanıyor. Ama artık saklanamayacak. Buna izin vermeyeceğim. Onu bulduğum zaman ondan bu soruların cevabını alacağım ve cezasını çekecek. İnan bana Harvey, o hiçbir şey yapmadı. Öyleyse neden karşıma çıkmıyor? Neden benden kaçıyor? Sorularıma cevap vermedi. Benimle hiç konuşmadı ama sen konuşacaksın. Onun neden hapse girdiğini söyle bana. Bu kız kimi öldürdü? Evi nerede? Ailesi yok mu? Hapisten çıktığında neden evine gitmedi? Hapisten çıkınca neden evinde kalmasına izin verdin? Konuşsana Şekar. Onun hakkında her şeyi öğrenmek istiyorum, her şeyi. Bunları ben de bilmiyorum Harvey. Ailesini de, onu da tanımıyorum ben. Bu davayı aldım, müvekkilim oldu. Onu idam cezasından ben kurtardım. Onun hakkında başka bir şey de bilmiyorum. Saçmalık. Bir avukat davayı alınca sanığın geçmişi hakkında her şeyi araştırır. Cinayet işleyen müvekkilin hakkında hiçbir şey bilmiyor musun? Ailesini ve geçmişini kontrol etmedin mi yani? Harika. Bunu yapmadığına artık daha da eminim. Bu kız bir katil. Önceden birini öldürdü. Ve yine öldürdü. Onu bir defa kurtardın. Ama bu sefer kurtaramayacaksın. Bu sefer karşısında ben varım. Büyük bir hata yapıyorsun Harvey. Hatayı ben değil, sen yapıyorsun. Ne yapabilirsin? Ona aşıksın. Aşkın gözü kördür, değil mi? Bu kız aşka layık değil, cezaya layık. Ona cezasını ben vereceğim. Dünyayı karşıma alsam da önemli değil. Harvey! Hiç bu kadar çaresiz hissetmedim. Neden beni buna dahil ettin Nişani? Öyle biri olmadığını Harvey'e söyleyemiyorum işte. Bunu ona söyleyemem. Hiçbir kız çocuğu annesini öldürmez. Şikayet mi? Evet. Bay Harvey şikayette bulundu. Bayan Falguni Parek cinayetini soruşturuyoruz. Bunun bir kaza olmadığını ve cinayet olduğunu tahmin ediyoruz biz. Cinayet mi? Bunu kim yapmış olabilir? Bay Harvey Şekar Mera'nın evinde yaşayan Nirupa'dan şüpheleniyor. Nirupa'yı tanıyor musunuz?
Nirupa'nın Bayan Falguni'yi tanıdığını düşünüyoruz. Bununla ilgili ipucu arıyoruz. Çünkü Nirupa'nın şu anda Shekhar Mera'nın evinde olmadığını öğrendik. Onun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ben biliyorum. Nirupa'nın Falguni'yi öldürmediğini biliyorum. Onu hiçbir şeyle suçlamayın. Bakın, biz kimseyi suçlamıyoruz ama Bayar ve Nirupa'yı şikayet etti. Şikayet edemez. Buna hakkı yok. Falguni bu evin geliniydi. Eğer bir şey yapılacaksa biz yaparız, anladınız mı? Bir kız öz annesini nasıl öldürebilir? Annesi mi? Evet. Annesi. Nirupa, Falguni'nin kızı. Ne diyorsun anne? Nirupa aslında Ishani. Ama bu imkansız anne. Ishani öldü. Doğru söylüyor. Nirupa aslında Ishani ve hayatta. Nereden biliyorsun? Onu ne zaman gördün? Neden bize söylemedin? Sen bize neden söylemediysen ben de size o yüzden söylemedim. Ishani o evde Nirupa olarak kalıyor. Bayan Falguni'nin onunla neden bu kadar görüşmek istediğini anlıyorum. Tabii bir anne olarak kızının yakınında olduğunu anladı. Bu yüzden bunu kimseye söyleyemem. Çünkü Ishani'ye söz verdim. Ama o anlamıyor. Böyle inat ettiği sürece Arvi ondan şüphe edecek. Arvi, katilin Ishani olduğundan neredeyse emin. Anlayamıyorum anne. Bu kız neden her şeyi saklamak istiyor? Ama oğlum, bir şeyler yapmalısın. O hapisten daha yeni çıktı ve Arvi tekrar hapse girmesini istiyor. Bir yolunu bulmalıyım. Bunu Arvi'ye bir şekilde açıklamalıyım. Falguni teyze terasa çıktığında Ishani evde değildi. Bir dakika. Arvi'yi nasıl ikna edeceğimi biliyorum. Nasıl? Ishani nişan sırasında ailesiyle karşı karşıya gelmek istemedi. Mabede gitmişti. Taksi şoförünü bulabilirsem eğer cinayet sırasında Ishani'nin evde olmadığını o söyleyebilir. Evet anne. Çözüldü. Ben gidiyorum. Arvi Ishani'yi aramadan önce taksi şoförünü bulmak zorundayım. Yüce Tanrım, Ishani'yi bu durumdan sen kurtar. Onun annesi öldü. Şimdi de bu cinayet yüzünden tutuklanıp hapse girerse bütün dünyası yıkılmış olacak. Ona göstereceğim. Bizi kandırıyor. Hepimizi. Benimle görüşmek istemedi. Ama herkese hakikati göstereceğim. Uzun zamandır kimseye bir şey anlatmadan Shekhar'ın evinde yaşıyor. Ama onun hakkında her şeyi öğreneceğim. Benden kurtulamayacak. Sanırım Arvi bu olayın peşini bırakmayacak. Biliyordum. Hakikat bir gün ortaya çıkacaktı. Keşke Arvi'ye bu hakikati ben anlatabilseydim. Alo. Evet Bay Dik. Bunu mümkün olan en kısa sürede halledin. Bir şey lazım olursa bana söyleyin. O kızı bir şekilde hapse attırmalıyız. Ama Arvi, o kız... Ne oldu? O kız hakkındaki her şeyi biliyorum. Daha yeni hapisten çıkmış. Suçsuz olduğunu sanıyorduk ama bundan haberimiz yoktu. Hayır Arvi, hapisten yeni çıkmış olabilir ama bu... Önemli değil. Bunların hiçbiri önemli değil Ritika. Tek bildiğim yalan söylediği. Falguni teyzeyi öldürdü ve sonra da kaçtı. Ne? Evet Ritika. Falguni teyzeyi Nirupa öldürdü.
Ama tuhaf olan şey Shekar'ın o eli kanlı katile destek olması. Onu kurtarmaya çalışıyor. Yani aşık olmasını anlıyorum. Ama konu adalet olunca kanunların gözü kördür. Aşkın değil. Eğer arkadaşın onu kurtarmaya çalışırsa benim için o da suçlu olur. Ama benim önce Nirupa'yı bulmam gerek. Ranvir onu hala Nirupa sanıyor. Ranvir hala Nirupa'nın Ishani olduğunu bilmiyor. Ritika? Ritika, sen ne diyorsun? Nirupa Ishani mi? Evet anne. Nirupa aslında Ishani. İsmini değiştirdi ve Shekar'ın evinde yaşıyor. Ne dedin? Bunu bana neden söylemedin anne, peki? Anne, ben de bunu 2 gün önce öğrendim. Arvi, Nirupa'nın Falguni teyzeyi öldürdüğünü düşünüyor. Onu bulmaya çalışıyor. Öyleyse Ranvir, Nirupa'yı değil, Ishani'yi arıyor. Hakikati herkes öğreniyor. Önce Devar, sonra babaannem ve Ritika. Ranvir hakikati öğrenmeden önce buradan uzaklaşacağım. Her şeyden uzaklaşmalıyım. Bunca şeyden sonra geri mi döndün? Dün taksinize binen kız bu muydu? Onu Marin'den alıp Valisilya'ya bıraktınız. Evet efendim. Ben yanlış bir şey yapmadım. Onu bıraktım ve sonra da gittim. Endişelenme. Kötü bir şey yok. Biri bu kızı haksız yere cinayetle suçluyor. Ona yardım edebilirsin. Nasıl yardım edebilirim? Onu suçlayan adama dün saat 3 ile 3.30 arasında bu kızın senin taksinde olduğunu söyle. Anladım efendim, anladım. Onun masum olduğuna inanacaksın Harvey. Sen ölmemiş miydin? Ishani Parekh, yoksa en başından oyun mu oynuyordun? Ha? Teyze, ben... Hiç utanmıyorsun değil mi? Adını değiştirdin. Ama karakterin hiç değişmemiş. Ranvir'in hayatına yeniden girmek için Shekar'ı mı kullanıyorsun? Hayır teyze. Senin gibiler girmesin diye insanlar evlerinin önüne nazarlık takar. Neden biliyor musun? Evlerine kem gözlü biri girip nazar değdirmesin diye. Neden bakıyorsun öyle? Gençliğinde iyi bir kızdın sen. Ama büyüdüğün zaman etrafındaki bütün insanların hayatı bitti. Seni seven insanlar bir hayatını kaybetti. Peki sence bu hiç garip değil mi? Baban Harshad Parekh senin ilk kurbanındı. O seni çok seviyordu. Peki ne oldu? Ve ardından Chirag. Chirag da seni sevdi, öyle değil mi? Gerçekten de seni çok sevdi. Ama ne yazık ki, ama senin yüzünden o da benzer bir sonla karşılaştı. Bu zamana kadar oğlumla senin aranda bir duvar gibi durmaya çalıştım, biliyor musun? Yoksa oğlum da çoktan ölmüştü. Seni bulduğuma göre artık oğlumdan uzak dur. Oğlum Ritika ile çok mutlu.
ve bir bebekleri olacak. Yani varlığının mutluluklarını bozmasını asla istemiyorum. Eğer bir daha oğlumun hayatını mahvetmeye çalışırsan inan bana seni... Lütfen teyze! Lütfen sus! Ranvir'in hayatını mahvetmeye gelmedim. Eğer bunu isteseydim, önce senin evine gelirdim. Şekar'ın evinde yaşamazdım. Sizden uzak durmak istiyorum teyze. Bu yüzden ismimi değiştirdim. Kimse beni tanısın istemiyorum. Biliyorum teyze. Ranvir Ritika ile çok mutlu. Onun mutluluğu için ondan uzak durmalıyım. Bunu en iyi ben biliyorum. Sen doğruyu mu söylüyorsun? Evet teyze. Ranvir'in hayatına bir daha asla girmeyeceğim. Hay canına. Bunu duyduğuma inanamıyorum. Bugün tıpkı benim gibi konuşuyorsun. O zaman bu konuyu halletmene yardım edeceğim. Tamam mı? Hapse girdiğinde pasaportunu ve eşyalarını benim evimde bırakmışsın. Al, işte pasaportun. Birazdan senin için bir bilet ayarlayacağım. Biletini havalimanındaki acentadan alabilirsin. Eğer gerçekten Ranvir'in hayatından çıkıp gitmek istiyorsan bu ülkeyi terk edeceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.